Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wohin gehen die Leute? İnsanlar nereye gidiyor? Bunu arkadaşlar akusatif kapsamında inceliyor olacağız. Bununla birlikte Wechselpräposition in ve auf konusunu da bu konu içerisinde görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar, demek ki başlıkta Wohin gehen die Leute? Die Leute insanlar demek. Wohin nereye? Şimdi ben nereye, yani wohin sorusunu sorduğumda mutlaka bunu akusatif ile bir araya getirmem gerekiyor bu konuyu. Akusatif hatırlayacak olursak ne oluyordu arkadaşlar? Der, den'e dönüşürken die ve das artikelleri aynı şekilde kalıyordu. Demek ki der ne oluyormuş? Den'e dönüşüyormuş. Die ve das aynı şekilde kalıyormuş. Şimdi ben insanlar nereye gidiyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağım. Ancak burada az önce söylemiş olduğum gibi açılışta in Wechselpräpositionu kullanılıyor. Yani ben buradaki örnekten de yola çıkacak olursak in den, yani oraya doğru anlamına getirmiş oluyorum. Bunu şimdi örneklerle pekiştiriyor olacağız arkadaşlar. Demek ki Wohin gehen die Leute, insanlar nereye gidiyor? Buraya baktığımızda bunların tamamı arkadaşlar der artikelleri ile aynı anda kullanılan, der artikeli ile kullanılan isimler. Şimdi die Leute gehen, insanlar gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Parka gidiyorlar derken der Park, bakın burada arkadaşlar der in den'e dönüşmüş. Dolayısıyla parka gidiyor insanlar diyecek olursak die Leute gehen in den Park demem gerekiyor. Demek ki insanlar parka gidiyor derken die Leute gehen in den Park. Aynı şekilde arkadaşlar der Turnsaal kapalı spor alanı anlamında arkadaşlar. Spor salonu olarak da kullanılabilir bu. Der Turnsaal, insanlar evet buraya gidiyorlar, bu kapalı spor salonuna gidiyorlar derken burada gene aynı şekilde die Leute gehen in den Turnsaal demiş olacağım. Demek ki der Park ne oluyormuş arkadaşlar, parka doğru derken in den Park şeklinde yorumlanmış oluyor. Turnsaal, der Turnsaal olduğundan dolayı ne olmuş oluyor? In den ile bir araya getirilmiş oluyor ve ne diyorum? Die Leute gehen in den Turnsaal, yani oraya doğru gidiyorlar. Der Wald arkadaşlar, bu da orman demek. İnsanlar ormana gidiyor derken die Leute gehen in den Wald, insanlar demek ki ormana gidiyor derken die Leute gehen in den Wald. Der Garten arkadaşlar, bu bahçe demek. İnsanlar bahçeye gidiyor derken die Leute gehen in den Park, demek ki insanlar bahçeye gidiyor derken die Leute gehen in den Garten demiş oluyorum, düzeltiyorum. In den Garten demek ki bahçe demekmiş. Die Leute gehen in den Garten. Evet. Bir sonrakine baktığımızda arkadaşlar der Supermarkt, adından da anlaşılacağı üzere süpermarket. İnsanlar süpermarkete gidiyor derken die Leute gehen in den Supermarkt. Evet, die Leute gehen in den Supermarkt, insanlar süpermarkete gidiyorlar anlamına gelmiş oluyor. Demek ki biz buradan ne anlamalıyız arkadaşlar? Der artikelli olan durumlarda neye dönüşüm varmış? In den. Neden? Çünkü sorumuz wohin. Dolayısıyla wohin akusatifliği gerektiriyor ve in den olması gerekiyor der artikeli için. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Leute gehen in den Park. Die Leute gehen in den Park. Die Leute gehen in den Turnsaal. Die Leute gehen in den Turnsaal. Die Leute gehen in den Wald. Die Leute gehen in den Wald. Die Leute gehen in den Garten. Die Leute gehen in den Garten. Die Leute gehen in den Supermarkt. Die Leute gehen in den Supermarkt. Şimdi de arkadaşlar die'ye bakalım. Die de bir yönelim olduğunda in die şeklini evet bu şekle bürünmüş oluyor. Şimdi insanlar, klasse arkadaşlar sınıf demek.
Dolayısıyla insanlar sınıfa gidiyor diyecek olursak Die Leute gehen in die Klasse diyorum. Neden? Çünkü akusatiflik kuralımız neydi? Die gene aynı şekilde kalıyordu. Dolayısıyla sadece önüne ne gelmiş oluyor? In gelmiş oluyor. Dolayısıyla insanlar sınıfa gidiyor derken ne diyecekmişiz? Die Leute gehen in die Klasse diyecekmişiz. Demek ki Die Leute gehen in die Klasse, insanlar sınıfa gidiyor. Aynı şekilde die Schule, okul demek arkadaşlar, insanlar okula gidiyor diyecek olursak Die Leute gehen in die Schule, demek ki Die Leute gehen in die Schule, insanlar okula gidiyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar die Stadt arkadaşlar şehir demek. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? İnsanlar şehre gidiyor. Ne diyeceğim? Die Leute gehen in die Stadt. Demek ki insanlar şehre gidiyor derken Die Leute gehen in die Stadt dememiz gerekiyor. Peki durum die değil de das olsaydı ne olurdu? Çok kolay. Ne olacak arkadaşlar? Bakın das burada in ve das birleşiyor. Dolayısıyla ins olmuş oluyor. Yani ben in ve das'ı ayrı ayrı kullanıyor olmuş olsaydım burada belirli bir şeyden bahsetmiş olurdum. Sanki hani birçok buradaki örnekten gidecek olursak oda varmış da o belli olan bir odaya gidiyormuş gibi anlaşılabilirdi ama genelleme olarak baktığımızda arkadaşlar ins kullanılmış oluyor. Ama bu dediğim gibi in ve das'ın birleşmesinden ins'e dönüşmüş oluyor. Bunu bilmekte fayda var. Demek ki das ne oluyormuş arkadaşlar? Ins'e dönüşmüş oluyormuş. Bunda açılmış hali de ne? In ve das. Şimdi insanlar, das Zimmer arkadaşlar oda demek. İnsanlar odaya gidiyor diyecek olursak. Tabi burada anlam olarak bakmayalım arkadaşlar. Biraz belki havada kalıyor olabilir anlam ama dilde bir mantık yoktur. Bir bakmışsınız ki bu ilgili cümle doğru çıkmış. Dolayısıyla burada yapısal olarak gitmekte fayda var arkadaşlar. Demek ki das Zimmer oda demek. İnsanlar odaya giriyor diyecek olursak ne diyecekmişiz? Die Leute gehen ins Zimmer diyecekmişiz. Demek ki insanlar odaya gidiyor derken Die Leute gehen ins Zimmer. Peki das Geschäft, das Geschäft de dükkan demek arkadaşlar. Ne olacak bu da? Gene ins'e dönüşmüş olacak. Die Leute gehen ins Geschäft, dükkan, dükkana. İnsanlar dükkana gidiyor derken Die Leute gehen ins Geschäft demiş oluyoruz. Das Haus, evet bu da bildiğimiz bir isim, öyle değil mi? Das Haus ev demekti. İnsanlar eve gidiyor derken Die Leute gehen ins Haus, evet evin içine giriyor anlamı taşımış oluyor aslında bu bir nevi. Ins Haus, öyle değil mi? Die Leute gehen ins Haus, insanlar eve giriyor deriz güzel Türkçe'de, öyle değil mi? Buraya baktığımızda das Schwimmbad, havuz, yüzme havuzu ama bu kapalı yüzme havuzu arkadaşlar. Dolayısıyla Schwimmbad, das Schwimmbad kapalı yüzme havuzu anlamına geliyor. Das'tan dolayı ne olacak demek ki? Ins'e dönüşecek ve ne diyeceğim? Die Leute gehen ins Schwimmbad. Demek ki insanlar havuza gidiyor derken Die Leute gehen ins Schwimmbad dememiz gerekiyor. Aynı şekilde das Museum anlaşılacağı üzere müze demek arkadaşlar. Demek ki müze das Museum demekmiş. Peki ne oluyormuş? Müzeye, müzenin içine derken ins Museum demem gerekiyor. İnsanlar müzeye giriyor deriz, öyle değil mi güzel Türkçe'de? Burada ne diyeceğiz o zaman? Die Leute gehen ins Museum. Evet, insanlar müzeye giriyor ya da müzeye gidiyorlar derken Die Leute gehen ins Museum demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wohin gehen die Leute? Wohin gehen die Leute? Die Leute gehen in die Klasse. Die Leute gehen in die Klasse. Die Leute gehen in die Schule. Die Leute gehen in die Schule. Die Leute gehen in die Stadt. Die Leute gehen in die Stadt. Die Leute gehen ins Zimmer. Die Leute gehen ins Zimmer. Die Leute gehen ins Geschäft. Die Leute gehen ins Geschäft. Die Leute gehen ins Haus. Die Leute gehen ins Haus.
Die Leute gehen ins Schwimmbad. Die Leute gehen ins Schwimmbad. Die Leute gehen ins Museum. Die Leute gehen ins Museum. Evet arkadaşlar, şimdi auf den'le devam edeceğiz. Az önce indiğini gördük. Ancak öyle yerler var ki ya da alanlar diyelim. Bu alanlar auf den'i gerektiriyor. Demek ki der akusatiflikte ne oluyormuş? Den oluyormuş. Şimdi bunu auf den yapısıyla birlikte inceliyor olacağız. Die Leute gehen, bakın bu yapı gene aynı şekilde kalıyor. Spor alanına, tabi buradaki Sportplatz arkadaşlar, der Sportplatz açık alan, yani spor yapılan açık alan kastedilmiş oluyor. İnsanlar açık spor alanına gidiyor derken Die Leute gehen auf den Sportplatz demiş oluyorum. Demek ki Die Leute gehen auf den Sportplatz, insanlar spor alanına, değil mi, açık alana gidiyorlar demiş oluyorum. Spor yapılan açık alana. Aynı şekilde Campingplatz anlaşılacağı üzere kamp yapılan alan anlamında kullanılıyor. İnsanlar kamp yapılan alana gidiyorlar diyecek olursak yönelim var. Çünkü sorumuz ne? Wohin? Nereye doğru gidiyorlar derken demek ki ne yapıyormuşuz? Akusatifi kullanıyormuşuz. Burada da gene auf den yapısı söz konusu. Ne diyeceğiz o zaman insanlar kamp alanına gidiyor derken? Die Leute gehen auf den Campingplatz. Demek ki kamp alanına gidiyor insanlar derken ne diyecekmişiz? Die Leute gehen auf den Campingplatz. Buraya baktığımızda der Markt pazar yeri demek arkadaşlar. Ya da pazar anlamına da gelebiliyor. Markt. Dolayısıyla der Markt olması gerekiyor. Ne olacak akusatiflikte der, den. Ancak auf den. Çünkü pazar alanı da hani kapalı bir alan olmadığından öyle de düşünebiliriz. Ne olacak? Auf den yapısıyla bir arada kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla insanlar pazara gidiyor diyecek olursak Die Leute gehen auf den Markt. Demek ki insanlar pazara gidiyor derken Die Leute gehen auf den Markt demem gerekiyor. Peki die'de durum nedir? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bir defa auf üstünde demek arkadaşlar. Ancak bu örneğe baktığımızda Die Leute gehen auf die Toilette. Evet, bu açık alan olamayacağı için. Bakın bu demek ki auf die Toilette, tuvaletin üstüne gibi. Tabii güzel Türkçemizde bu birebir örtüşmüyor. Ancak tuvalet diyecek olursak mutlaka bunu auf ile kullanmamız gerekiyor. Auf die Toilette dememiz gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Die Leute gehen auf die Toilette. İnsanlar tuvalete gidiyor. Die Leute gehen auf die Toilette anlamında bunu yapısal olarak görmekte fayda var arkadaşlar. Buraya baktığımızda die Wiese yeşil, çayır, çimen anlamına gelen. Evet, insanlar yeşile gidiyor derken yeşilin üstüne gidiyor gibi de düşünebilirsiniz. Ya da açık alan gibi de düşünebilirsiniz. Burada gene auf die yapısını kullanmamız gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Die Leute gehen auf die Wiese. Yeşile gidiyorlar demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda die Terrasse adı üstünde teras demek. İnsanlar terasa gidiyor derken die Leute gehen auf die Terrasse demiş oluyorum. İnsanlar demek ki terasa gidiyor derken die Leute gehen auf die Terrasse. İnsanlar yeşile gidiyor derken die Leute gehen auf die Wiese. İnsanlar tuvalete gidiyor derken burada tabi kapalı bir alan olduğunda farkında olalım. Ne diyeceğiz? Die Leute gehen auf die Toilette dememiz gerekiyor. Peki durum das'ta ne oluyor? Evet, das'taki durum nedir diye bakacak olursak das tıpkı demin görmüştük ya in das ve ins'e dönüşmüştü nihayetinde. Burada da yine aynı şey söz konusu. Bakın das auf das ve nihayet auf'sa dönüşmüş oluyor. O zaman ne olacak? Bakın burada da gene tuvalet örneği var. Die Toilette diyeceğim gibi auf die Toilette das'lı şeklini de kullanabilirim. Die Leute gehen, evet birazcık absürt bir örnek olabilir belki ama dediğim gibi bunu dil bilgisayar olarak bakmakta fayda var. İnsanlar tuvalete gidiyor derken WC ya da das WC, das Klo ya da die Toilette her üçünü kullanabiliriz. İnsanlar tuvalete gidiyor derken arkadaşlar Die Leute gehen aufs WC ya da Die Leute gehen aufs Klo da diyebiliyoruz. Buraya baktığımızda insanlar gemiye gidiyor diyecek olursak evet gemide değil mi? Artık bunu açık alanında
olduğundan dolayı yapısal olarak görmekte fayda var arkadaşlar. Gemiye gidiyorlar, gemiye çıkıyorlar deriz ya hatta güzel Türkçe'de. Ne diyeceğiz burada demek ki Almanca karşılığı? Die Leute gehen aufs Schiff. Evet, insanlar gemiye gidiyor derken die Leute düzeltiyorum. Die Leute gehen aufs Schiff demiş oluyorum. Burada das Land var arkadaşlar. Das Land kara anlamında. Dolayısıyla insanlar karaya çıkıyor anlamına da gelebilir bu arkadaşlar. Die Leute gehen aufs Land. Diğer anlamı da şu arkadaşlar. İnsanlar köye gidiyor anlamı da taşıyor bu. İnsanlar demek ki karaya çıkıyor ya da insanlar köye gidiyor derken Die Leute gehen aufs Land demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Leute gehen auf den Sportplatz. Die Leute gehen auf den Sportplatz. Die Leute gehen auf den Campingplatz. Die Leute gehen auf den Campingplatz. Die Leute gehen auf den Markt. Die Leute gehen auf den Markt. Die Leute gehen auf die Toilette. Die Leute gehen auf die Toilette. Die Leute gehen auf die Wiese. Die Leute gehen auf die Wiese. Die Leute gehen auf die Terrasse. Die Leute gehen auf die Terrasse. Die Leute gehen aufs WC. Die Leute gehen aufs Klo. Die Leute gehen aufs Schiff. Die Leute gehen aufs Schiff. Die Leute gehen aufs Land. Die Leute gehen aufs Land. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde wohin gehen die Leute, yani insanlar nereye gidiyor sorusunu yanıtladık. Bunu yanıtlarken tabi akusatifi kullanmamız gerekti. Akusatifi kullanırken de Wechselpräposition in ve Wechselpräposition auf'u da mutlaka işin içerisine katmamız gerekti. Bunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.